Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere şöyle bir cam alarmını olta alarmına çevireceğim. Şöyle bir switch yardımıyla. Hemen videomuza geçelim. Geçmeden önce bir kanalıma abone olursanız sevinirim. Öncelikle şu switch'imizi yerleştireceğimiz yeri açalım. Şurada bir adet vida var. Şöyle açmış bulunuyorum. Vidasını kaybetmeyelim. Ben şuraya yerleştireceğim şöyle. Buradan şöyle bir yer açacağım. Ben burayı hemen açayım. Ve videomuza devam edelim. Bu switch gireceği yeri ben şöyle açtım. Şu switch buraya şöyle oturacak. Ve switch biz şunu böyle oturtturduğumuz zaman şuradaki şu parça ve altında bir tane şu direnç, bunları buradan söküp şu direnci bu tarafına aktarıp üst tarafına, çünkü bu switch'e temas ediyor ve yerine tam oturmadığı için ben bunları sökeyim. Şunun altındaki şuradaki yayla, şurada bir tane devre şeyi vardı, şu parça, bunu da oradan söktüm, arkasındaydı, bu tarafa aldım ve bir ucu şurada, bir ucunda şuradan iki tane kablo çıkarttım ve bu ucuları şu switch'imize kaynatacağım ve diğer aşamalarımıza geçelim. Şurayı da switch'i de buraya lehimledim ve switch'i şuraya şöyle yerleştirip şimdilik şöyle kapağını da kapatıp switch'imiz başarıyla çalışıyor şu anda. Bastığımız zaman devreye giriyor ve şuradan kapatabilirsiniz. Bunun arkasına bir oltaya sabitlemek, takmak için bir aparat yapacağım şimdi. Ve şurayı da o aparata ayarlayacağım. Olta vurduğu zaman, balık vurduğu zaman şurayı basıp ve alarmımızı devreye sokacak. Hemen o aşamamıza geçelim. Şunun arkasına şöyle bir demir parçasını şuraya şöylesine sabitleyip buna da artı olarak şöyle bir kapak ayarlayıp buraya şuraya ve şurayı hafif bir şöyle çentik atıp burası vurduğu an burası burayı basacak şekilde ayarlanacak ve şuradan bir tane delik açılıp tam orta merkezine yakın, burası da tam ortası orta merkezine yakın bir yerden buraya sabitleyip öncelikle şuradaki fazlalıklarını alalım. Bunun fazlalığını aldım ve bunu şuraya şu şekil buraya sabitleyeceğim bunu. Şu arkasının şuranın fazlalıklarını da keseyim. İşte parçaları alsam yeterli. Şöyle buradan aldım ve bunu şuraya sabitleyeceğim şimdi. Şöyle şu şekilde ayarlayacağım. Burası ayarlamadan önce oltaya ortaya sabitlenecek parçayı, bunu da ayarlayalım.
Çünkü tam şuraya takacağımız için ve hafif bir büyük yaparsak hepsine rahatlıkla gelir. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. O size kalmış. Genişliğini, şu genişliğini, boyunu ben bu şekilde yaptım ve bunu şuraya bir de yardımıyla buraya şöyle şekilde, bu şekilde sabitleyeceğim. Ben bunu sabitleyip ve buraya montajını yaptım. Şöyle bir voltaya. Burayı istediğiniz gibi şöyle hafif sıktığım zaman burası da tam sıkacaktır. Şimdi de şu merkezini, şu kapağı tam şuraya, buraya ayarlayacağım ve bu da oltanın ipi misinasına takacağımız yer olacak. Ben bunu da ayarlayayım. Şu arka mekanizmasını yaptım. Şurayı da yaptım. Şurası zaten döner şekilde olacak. Hafif bir şuraya bak, şuraya bir çentik attım ufak. Burada döndüğü zaman o şundaki, bunu daha ben buraya sabitleyeceğim. Burayı böyle tık tık basacak döndüğü zaman. Ve son bir şey de şöyle bir düberden ve bir tane şuraya misinanın geleceği yer, geleceği yerleri yapacağım. Aşağı yukarı şöyle diyelim. Tam bunu ben ince ayarlarıyla ayarlayacağım. Karşılıklı şuraya bir tane bu tarafına, bir tane de bu tarafına, bunu şöyle buraya misine takılacak şekilde yapacağım. Şunu da şuradan şöyle keseceğim. Şu kadar ufak mesafe. Şu ayaz bir şey içeri doğru oyacağım ve bu buraya takıldığı zaman bu burada boşluğa dönecek. Herhangi bir olta misina gergiyi aldığı zaman, çektiği zaman bu misina yemesin diye boşta böyle tekerlek gibi dönecek. Ve ben de bunları bir ayarlayayım ve videomuzu kaldığımız yerden devam edelim. Şuradaki misinanın takılacağı yerleri de ayarladım. Biraz hafif tatlı sert. Zaten yönüne göre, mesela şöyle taktığımız zaman şöyle gelip ip buradan dönüp geri çıkacak şöyle. Bu zaten balık vurduğu zaman, şöyle yaptığı zaman zaten buradaki sivici devreye sokacak ve ötmesi sağlanacak. Şuları belli bir şekilde hafif bir ayar yapabiliriz. Şimdi şunu, bunu buraya silikon yardımıyla bunu buraya sabitleyeceğim. Çünkü oynamaması gerekiyor. Simiğimizi sabitledik. Hafiften de çok hafif bir şekilde bunu da sabitleyelim. Ve de vidasını yerine takalım. Ve küçük bir deneme yapalım pillerini takıp. Şöyle pillerini taktım. Ve hafif bir çevirmeyle bunları silikon yapılabilir. Buradan açıp, buradan kapatıp, şey yapıp istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Kapağını da
ve açıyoruz. Ses de çok güzel. Abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için yorum yapabilirsiniz. Olmuş mu, olmamış mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.